Evet sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. İstanbul Vizyon 58 stüdyolarından tüm izleyicilerimize sevgi, saygılar sunuyoruz. Gündeme özel programımızda bugün Gazi ve Şehitler Dernek Başkanımız Sayın Erol Bulut. Sayın Erol Bulut bizleri onurlandırdı, ziyaretimizde bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Bulut'la bugün gündeme özel biraz dünyada değerlendirmelerimizi yapacağız. Takibinde de memleketimizdeki gün içerisindeki her gün bir gündem olunan bazı noktalar var. Onlara değerlendirmesini yapacağız. Biz söze uzatmaksızın Sayın Bulut'a dönelim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim Osman Bey. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz? Yerimiz klas tahmin ediyorum. Merkezi gayet, bir yer. Tabii. Merkezi bir yer. Gayet güzel olmuş. Şöyle ofise baktım. Yani size yakışır bir şekilde. Evet, ve Sivas. Sivas'ı da buraya getirmiştiniz, ben söyleyecektim. Evet, evet Sayın Bulut, tabii sizler bizi ziyaret etmişken biz de fırsatı değerlendirelim dedik. Sizin gibi bir değeri yakalamışken dünyada neler oluyor? Özellikle gün içerisinde şu günlerde Ermenistan, Azerbaycan çatışmaları var. Ve belki siviller zarar görüyor. Devletler arasında belki güçsüz zannettikleri Azerbaycan'ın güçlü olduğunu gördüler ve şu anda bazı tedbirler almaya başladılar. O bizim müftetik dediğimiz ülkeler bir baktık saflarını yavaş yavaş bir tarafa çeker oldular. Evet, sizin değerlendirmenizi alalım bu konuda. Şimdi tabii işin özünde Türklerin uyanışı var, yani yeniden ayağa kalkma mücadelemiz var. Bunu Avrupalılar görüyorlar, bilhassa emperyalist güçler. Amerika, işte, efendim söyleyeyim, İsrail, Ermeni dostlar olan diasporanın en büyük merkezlerinden biri olan Fransa. Bunlar da bizim önümüzü kesmek için Akdeniz'de bir mücadeleye başladılardı. Orada istediklerini alamayınca bu kez de sağımızdan vurmaya başladılar. Yani Azeri dostlarımıza hiç beklemediğimiz bir anda Ermenilerin, bu katil Ermenilerin, saldırgan, işgalci Ermenilerin saldırısı. Uzun yıllardır bir... Daha 30 yıllık bir mücadele. Tabii. Karabağ bizimdir. Karabağ 30 yıl önce kaybetmişiz. Ama onlar şunu anlayamadılar. Bu Azeri dostlarımız, kardeşlerimiz, biz hep diyoruz ya, iki devlet, bir millet olan, bu büyük kökü Turan'a da dayanan, Müslümanlıkla şereflenen bu soy ayağa kalktı. Biz dirildik. Bu son 15 yılda da, hatta belki 10 yılda da daha çok silahlı kuvvetlerini her iki ülkede büyük yatırım yaptı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti 2005 yılından itibaren büyük bütçenin büyük bölümünü kendimizi geliştirmeye, savaşa hazır olmaya, barış için savaşa hazır olmak lazım çünkü, buna harcadık kaynaklarımızı. Elhamdülillah geldiğimiz noktada baktığımızda da, ki bunu rüştümüzde ispatladık biliyorsunuz, Suriye operasyonunda giremezsiniz dediler. Trump bize mektup gönderdi biliyorsunuz, çok ağır hakaretler ve tehditler içeren. Sen misin dedi, kanunu dedemizin torunu olduğunu Cumhurbaşkanımız gösterdi. Ona inaden daha fazla bir güçle ne yaptık? Tel Abyad'a girdik. Nasip oldu, biz de gittik oraları gördük o mücadeleyi. Maşallah. Ve 3 günde Rusya'yı da Amerika'yı da böyle şaşırdılar, yani bir tertemiz ettik oraları. O teröristlerin tamamını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar sandılar ki Türkler buraya girecek ve burada biz onları yiyeceğiz. Öyle bir şey olmadı. Hüzumete uğrayacak sanırım. Özellikle o SİHA'larımızla, insansız SİHA'larımızla yani gösterdik. Ve oralardaki başarılarımızın gördükleri için ve onun dışında deniz altında da çok büyük silahlı güçler geliştirdik, teknolojik güçler. Uzayda da uzaydan mikro hücreler geliştirdik, yani teknolojik hücreler, onu biliyorlar. Tabi hepsini Aselsan falan açıklayamıyor bunu çünkü bunlar sırdır, yani devlet sırları. Şu anda biz Azerbaycan'da da yanındayız. Oraya geleceğim. İşte Azerbaycan tabii ki yanındayız ama bir kaynağına inmek lazım. Osman Bey, tahlil yapıyoruz şu an, evet. Analiz yapıyoruz. Tabii bunları gördükleri için Yunanistan'ın o küçücük adalarıyla, işte efendim Feis Adası mıdır, Seis Adası mıdır, Kasıt Adası dediğimiz eski, o adalarla birlikte o münhasır ekonomik alanların tamamını sanki kendine aitmiş gibi göstermesi, Fransa'nın hiçbir alakası yokken gelip oralarda yani onlara destekçi olması, onlarla beraber Amerika'nın işte en büyük dostluk dönemimiz deyip de Rum tarafıyla, hatta Kuzey Kıbrıs tarafıyla değil de güneyle biliyorsunuz iki kez görüşmeler oldu. Tabii. Silah ambargosunu kaldırdılar falan. Bunların tamamı
kalkınan, gelişen Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hamlelerdi. Ama bu hamlelerin hepsini biz gördük. Biz bunlara rest dedik yani. Biz niye güvendik peki? Birincisi bu Necip milletimiz uyandı. İkincisi ordumuz dirildi, güçlendi. Üçüncüsü de Allah'a güveniyoruz. Allah ayetinde de buyuruyor ya, size Allah yardım ederse size kim zarar verebilir ki diyor. Ve başka bir ayetinde gene diyor ki devamen, size Allah desteğini esirgerse, malen yani sizden Allah desteğinizi keserse sizi kim kurtarabilir ki diyor. Yani biz Allah'a sırtımızı verdik. O peygamberi de öyle yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yolundan yürümeye başladık, emirlerine uymaya başladık. Allah da bize güç vermeye başladı. Ki biz bunu biraz daha gerisine, yakın tarih çok gerisi değil, 15 Temmuz'da da gördük. O hain FETÖ'cüler, tek başına FETÖ'cüler değildi. Amerikalılar vardı, tabii. İngilizler vardı, İsrail'i vardı, Yunan'ı vardı. Çünkü oraya gidenleri geri göndermeyen Almanları vardı, hepsi vardı yani. Ama hepsinin hesapları ters yüz oldu. Kim yaptı bunu? Allah diyor ki herkes bir hesap yapar, ben üstünde bir hesap daha yaparım diyor. Yani Bedir'de gösterdi gücünü, o gücünü bize de gösterdi 15 Temmuz'da. Geldik, Azeri dostlarımızın durumuna, kardeşlerimizin. Hiç ummadığımız bir anda biz tam güçlenirken, tabii masaya da oturmaya başlarken onlar mecbur kaldılar masaya oturmaya NATO vesilesiyle Yunanistan'la beraber karşımıza geçti. Biz Azerbaycan'ın hem kardeşiyiz hem abisiyiz. Yani o üçü çeteler 30 yıl önce Karabağ'ı işgal ettirmişler ve çözeceğiz demişler. 30 yılda sadece o işgali meşrulaştırmışlar. Aynı işgalci çete devlet yani Ermenistan bir kez daha saldırdı. Dediğim gibi baştan girerken de konuya. Tabii elhamdülillah ki Müslümanlar uyanmıştı ve kalkınmıştı. Onların hayal edemeyecekleri bir güçle karşılaştılar. Tabii biz de bunu fırsata çevirmemiz lazım. Müslüman uyanık olacak. Yani Cumhurbaşkanımızın da, Dışişleri Bakanımızın da dediği gibi ve milletimizin de özünde dediği gibi biz Azerbaycan'ı nasıl istiyorlarsa öyle yanındayız. Biz öyle yanındayız ama biz bunu yapıyoruz. Ama milletin önüne de çıkıp ulusal basında falan yapıyoruz dememiz de doğru değil. Bunu hele devletin demesi hiç doğru değil. Biz gönülden dualarımızla millet olarak yapıyoruz, mücadelemizle yapıyoruz. Bu başka bir şey. Ama Ermeniler ne diyor? Türkler burada diyor. Savaş uçakları burada diyor. İçeriye doğru yavaş yavaş geliyorum da bu yüzden bizim içeridekilerin tutumlarını da biraz böyle milli durumlarda bir taraf olmamız gerektiği için bunu söylüyorum Osman doğru, Bey. Bunu doğru. Bu çatlak sesleri biz şeyde de gördük yani Yunanistan'la mücadelemizde. Dışarıdaki insanların beklentisi yolunda muhalefet görüş bildirmemeli. Doğruysa da bildirmemeli ya. Yani insan dayak yediyse de ben dayak yedim diyorum demiyor. O zaman deme kardeşim ya. Yani istişare, müzakere lazımsa, bir adım geri atmak gerekiyorsa, yarın daha güçleneceksek savaş da bir stratejidir. Savaşta bir oyun. Denememiz gerekiyor. Tabii her şeyi denememiz gerekiyor. Bugün biz bir süper güç değiliz ama olma yolunda ilerliyoruz. Bunu biz biliyoruz. Bizim bildiğimiz Amerika da biliyor, Rusya da biliyor. Onlar da diyor ki Türkiye süper güç olursa, onlar da haklı bu zaviyeden bakınca, biz geçmişte Osmanlılar süper güçken istediğimiz gibi sömüremiyorduk. Niye? Onlar adaletin kılıcı gibiydi. Yani fazla kafamızı kaldırırsak kesiyordu. Haksız yere kaldırırsak kesiyordu diyor ama yani. Şimdi hep haksız yere sömürüyorlar, özellikle Fransa, İngiltere. Bunlar alışmışlar, emperyalistler sömürmeye mazlumları. Yarın Türkiye gene önümüze geçer diyor. Zaten belli... Bunlar tane... oyunları teker teker geliyor. Önce Akdeniz'de, tabii. Yunanistan'da. Şimdi 30 yıldır sesi çıkmayan Ermenistan'la, tabii yıllardır bir Suriye ile uğraşıyoruz. Bunlar bizim gücümüzü azaltacak zannediyorlar. Oysa ki bizim gücümüz her gün artıyor. Tabii, elhamdülillah. Derler ya gene eskilerimizin sözü yerde kalmaz. Ağaçlar budandıkça gürleşirmiş. Biz gürleşiyoruz. Biz yani nasırlandık, efsunlandık. Bizi dövdükçe yürüyoruz. Küçüklüğüm aklıma geldi. Ben köyde büyümüştüm. Bir arkadaşım vardı, kulaklar çınlasın. Allah uzun ömür versin, yaşasın. Amin. Böyle sopalarla vururduk. Küçükken hep sopalarla dövüşürdü ki adam böyle yürürdü. Alışmıştı çünkü, biliyor musun? Acımazdı canı yani. Biz de aynı öyle olduk yani, elhamdülillah. Vurdukça güçleniyoruz. Onlar sanıyor ki biz düşeceğiz. Biz Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz. Bu bayrak buradan indi. İslam bayrağı, İslam sancağı. Buradan kalkacak inşallah. Ben buna inanarak söylüyorum. Ama buna maalesef ki bizim Müslüman bildiğimiz kardeşlerimiz, hilafetin en son taşındığı, merkezini kuruduğumuz Allah'ın Kâbesi yani özünü taşıyan, temsil eden Arap kardeşlerimizin hiçbiri güç vermiyor. Ne kadar acı bir durum. Yani bunlar bunun hesabını nasıl verecek acaba? Hepsi gittiler Amerikan talimatıyla İsrail'le anlaşmalar yaptılar. Orada mazlum Gazze'lileri, Filistinli kardeşlerimizi bıraktılar. Doğru. Bu dünya
geçici. Osman Bey, biz çok güçlü olduğumuzu sanıyoruz ama biz rahmetli Muhsin Yazıcı'nı almadan geçersek buradan hemşerimizi haksızlık ederiz. Bir nefesine hakim olamadığımız şu üç günlük dünyada pırıldak olmanın ne Arap dostlarımız için anlamı var ne de içimizdekiler için bir faydası var. Oysa bize faydası olan, faydası olacak olan bu dünyadaki mücadelemiz. Peygamberimiz ne buyuruyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyorsa Allah'ın sözüdür o. Oradan alıyor gücünü çünkü özünü. Haksızlığa sessiz kalmakta ya da tarafsız kalmakta, haksızlığa karşı sessiz kalmakta dinsiz şeytanın işidir diyor. Doğru. İmanın en zayıf noktası da buğz etmektir diyor. Ya en azından buğz edelim kardeşim ya. Gücümüz yetmiyorsa. Yetmiyorsa yani o Arap kardeşlerimize diyor, Müslümanlara diyor. Şurada Azerbaycan'ın kan akıyor. Yani kim çıkıp da diyor ki ya biz de Azeri kardeşlerimizin Müslüman bunlar. Yani küfür bir olmuş, tek millet olmuş ama İslam bakıyoruz paramparça. Allah hidayet versin. Amin. Amin. Evet, son günlerde yine gündemde olan, belki birbirini unutturmaya çalışıyorlar ama biz unutmadık. Akdeniz, Yunanistan. Evet, tabii Yunanistan'ın da tabii belli oyunları, tuzakları var. Şimdi Yunanistan, Hristiyanların aslında tarih kökeninde babalarıdır. Yani oradan da bir bağları var bunların. Yani Yunanlara karşı bir ayrı sempatileri var. Yani Yunanistan şımarık çocuk. İsrail nasıl Amerika'nın şımarık çocuğuysa, para, o parayının gücüyle onu yapıyor tabii. Bunlar da bağlarını, genlerini kullanarak onu yapıyorlar. Ama tabii elhamdülillah ki biz de geri adım atmıyoruz. Yunanistan'da da atmıyoruz. Azerbaycan'da hiç atmayacağız. Bu arada Azeri kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Yani şu anda Karabağ'ın tepelerine çıktılar, o yüksek tepelerden. Karabağ görüyoruz. Yani inşallah almadan dönmeyeceğiz yani orayı. Onlar alacağız, dönmez. Sonuna kadar dönmeyeceğiz onlar de. Dönmez. Biz de devam edeceğiz. Yani artık öleceksek ya da öleceksek adam gibi mücadele ederek Ömer Halis Demirler gibi öleceğiz yani. Evet. Yaşayacaksak da şereflice yaşayalım. Olur ki Suriyeli kardeşlerimiz görüyoruz. Bize vermişler birer kimlik ama demişler ki siz tamam özgürsünüz, hiçbir şey üretmeyin. Ya biz İkinci Dünya Savaşı'na mı girdik Osman Bey Allah aşkına? Yok. Benim dedem Nuri Demir Ağa. Senin de dedem manen. Niye? Çünkü hemşerimiz. Adam 38'de 43 arasında uçakları yapmış. Sattırmamışlar. Bu zihniyetin sahipleri sattırmamışlar. Tek şey, parti yönetiminin sahipleri. Niye demişler ki sen otur kardeşim keyfine bak ama sakın ha bizim dediğimiz kadar üret. Yol üret, asfalt üret, o da bizim dediğimiz kadar üret. Keyfini sür, saltanatını sür ama sakın ülkeyi kalkındırma. Sonra 70'lere yakın 60'larda biliyorsunuz ne oldu? Devrim aracını yaptık. Ya arkadaş ya. Mazot yetmedi ya. Ya mazot bitti diye araba yasaklanır mı? Araba makine ya. Bir daha koy kardeşim ya. Kendin yerine bir adım at. Yani o ülke yönetenlerin zihniyetleri bizden değilmiş. Elhamdülillah belli bir yere geldi memleket. En azından. İnşallah. Ülkenin yarısından daha fazlası bilinçli. Yani vatanım yoksa. Bir yere geldik diye göze gelebiliyor muyuz? Tabii. Tabii o da var yani. Tabii, o da var. Değil mi? Güçlenince düşmanın çoğalır. Tabii artıyor. Ya tabii artıyor ama güçlenince biz gücümüzü kimden alıyoruz önce? Allah'tan alıyoruz. Ne kadar düşmanımız olursa olsun. Bizim rehberimiz kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz tek başına çıktı bu yol arkadaşlar. Biz ona bakarsak o Hira mağarasında ya da o Sevr mağarasında yani oralarda yaşarken kimle yaşadı? Allah'la yaşadı. E peki onun o sevgili torunları bizim ecdadımız olduğu için böyle gururla söz ediyorum. O hilafet alıp gelirken Mısır'dan Bağdat Caddesi'nde mola verince vermeden önce yürüyor ya. Kim yürüyor? Evet. Dedemiz. Orada mola verince diyor ki gece girelim, gündüz girmeyelim. Dedikodu olmasın yani nüfuzumuzdan daha fazla nefsimiz bizim üstümüzde çıkmasın diyor. Ve ne yapıyor? Diyor ki orada atından iniyor bir ara yürüyor. Vezirler diyor ki niye yürüdünüz sultanım deyince Peygamber önümüzde yürüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nasıl ata binelim diyor. İşte böyle dostluklar olunca işte Allah insanın önünü açıyor. O zamanki kenetlenme olunca. Oluyor tabii. At da sahip. Geçmişken iç siyasete geldik yavaş yavaş dışarıdan. Erol Bey, özellikle şahsınızda bu memlekette 15 Temmuz'da bir yara aldınız. Memleketimizin birçok gazileri ve şehitleri oldu. Tabii bugünlerde adı siyaset ama siyasetin de ucuna baktığın zaman bir tarafa bağlayacak şeyin yok. Dün iktidarın içerisinde bulunan bazı vatandaşlar değil, vatandaşlar değil bizim için vatandaşlar yani. Diyeyim. Bugün
olmamış bir şeyle, olmuş olmamış gibi gösteriyorlar. Ve biraz önceki bahsetmiş olduğunuz reisimizin, başkanımızın yanındayken bugün onların farklı farklı deyimleri var. Birincisi, ikincisi de tabii Anayasa Mahkemesi. Geçmişti de aslında bu Anayasa Mahkemesi'nin bazı sıkıntılarını biz yaşadık. Bazı partilerin kapanmasında, bazı ferdi insanların ön planına çıkmasında bazı çalışmalar gördük. Ama buna değerlendirecek olursak iç siyaset noktasında. Buyurun. Estağfurullah. Öncelikle tabii 15 Temmuz'dan söz etmişken İslam uğrunda can veren ta Bedir'den başlayıp da bugüne kadar gelmiş geçmiş olan bütün şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da şifa diliyorum. 15 Temmuz Gaziler Günü'ydü 19 Ekim'de. Doğru. Siz de sağ olun bir haberimizi yapmıştınız. O gün bizim resmi törenlerden sonra derneğimizi ziyarete geldi siyasi partiler. Gelenler arasında eski başbakanımızın, yani ülkenin başbakanı olduğu için eski başbakanın kurduğu partinin temsilcileri de vardı. Ben onlara tabii dedim ki ya arkadaşlar, şu anda bir sistem geldi. %50 ile ölçülüyor. Çok hassas bir terazi yani. Hazreti Ömer'in terazisine benzedi şu andaki seçim sistemimiz yani. Rılgıt yarmak lazım. Zaten %1 ile 1,5 ile geçilmiş. Siz şimdi dedim işte bize şunu sordular. Gazim işte bir sorununuz var mı, eksiğiniz var mı? Destek olalım, sıkıntılarını çözelim. Bu arada işte Ankara'da da bazı gazilerimizin aklını karıştırıp yürüyüşler yapılmış evet, falan ya. Şey o eksiği fazlası insanın nefsini uyarsa, dünyada onun olsa yetmiyor zaten. Huzur olmuyor çünkü nefse uyduğunda. Kanaat olmuyor çünkü. Öyle raydan çıkan gazilerimiz olmuştu bir kısım sayısalda ama onlardan mılar acaba ya da bizi de onlara katabilir miyiz gibi bir sezgiyi algıladım orada. Ben dedim ki arkadaşlar bizim bir eksiğimiz yok elhamdülillah. En önemlisi devletimiz var. Biz devletimiz için, milletimiz için yola çıktık ve bizim en büyük kazananlarımız da biz değiliz, şehitlerimiz. Çünkü kısa yoldan Peygamber Efendimiz'e komşu olduk. Neyi kıskanıyorum Allah'tan? O yanımda şehit olan, Vatan Caddesi'nde vurulan o garson Mehmet Güzel abimizi kıskanıyorum. Bu dünyada garsonda mı? Öbür tarafta ben onun acaba yanına yaklaşabileceğim mi diye kıskanıyorum. Niye? Peygamberimize komşu oldum. Evet. Gel bu tarafa deli gibi gezen, benim vurulduğum yerde işte Saraçhane'de Murat Koca Türk kardeşimizi kıskanıyorum, Kayserli'yi. Komşumu kıskanıyorum. Evet. Yani baktığında Berduş gibi bir adam, bir gün Çeçenistan'da, bir gün orada burada, insan nasıl yaşıyor öyle gidiyor ya, meşrut gibi bir adam ama İşte insan nasıl yaşarsa da ölüyor, tabii nereye gidiyor yani? Gittiye peygamberimize komşuluk. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'de müjdeleniyor bunlar. Tamam. Onlar ölmez diyor yani. Lan şimdi, tabii buradan bakınca Anayasa Mahkemesi, siyaset falan diyoruz ya, vesayet. Bu ülkenin en büyük sıkıntılarından biri vesayet. Vesayet neyi üretiyor Osman Bey? Vesayet terör üretiyor. Vesayet darbe üretiyor. Bunların temeli vesayet. Devletin kalkınmasının önündeki en büyük pranga ayaklarındaki. Bunu bir süredir kırdık, kırmaya çalıştık. Yani biz anlamıyoruz, insanları seçiyoruz, değiştiriyoruz, gönderiyoruz, o koltuklara gittikten sonra mı değişiyorlar, oralarda bir şırınga mı yiyorlar? Yani bizim seçtiğimiz adamlar. Ama şöyle baktığımızda maalesef ki maalesef eski Cumhurbaşkanı'nın tayfası, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara geldiğimizde bakıyorum, tam böyle ikiye bölünüyor. Birebir bölünüyor. Yani adam bir karar veriyor, diyor ki soruşturma yapılsın. Niçin yapılsın soruşturma? Gayet sarih anlatıyorum vatandaşın da anlayacağı gibi. Devlet bir memur alacak. Memur adam mı, terörist mi diyeyim, bir soruşturacağız daha yeni cümle. Gayet tabii ki. Ticaret adamıyım, 500 kişi çalıştırıyorum. Ben bile son küçük bir temizlikçi bile alınsa, ben bile bakıyorum, elemanlarım bakıyor. İmkanım varsa ben de bir tanıyayım diyorum yani. Çünkü girerken kapıdan temizlik yaparken de olsa beni görüyor. Geçmişte biz onların yani sıkıntılarını yaşadık. Sıkıntılarını gördük işte 15 gördük. Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın arkasında. Daha önceden Sabancılar'da gördük. Ya Hasan Sabbahları gördük. Hep tarih tekerrürden ibaret. Temizlikçi gibi girip de hainlik yapan. Rahmet yani hele güvenlikte bu daha da önemli. Doğru. Yani doğru. Düşün gibi. Kendini güven ediyorsun. İçişleri Bakanlığı tabii bir eleman alacak. Ya gördük ya Rusya'nın elçisini vurdular burada. Evet. Barış elçisini vurdular adamı ya. Tabii haklı olduğunuz noktalar çok. Çünkü bir nevi bir yaşamış bir insansınız. Bu eylemlerden ve gazilik unvanına gelmişsiniz ki içiniz yanıyor. Konuşmanızda da bahsediyorsunuz. Kıskandığım insanlar var, şehit olmadığım için diyorsunuz. Haksızlığa gelemiyorsunuz. Sizin gibi binlerce insan var ama sesi çıkmıyor.
sesi çıkmıyor. Belki imkanları sesi. Yok Osman Bey, sesi öyle demeyelim. Yani. İmkanları yok. İmkan da sesine mi? Belki de biz de onların sesi olalım diye. Evet. Allah razı olsun. Sayın Bulut, toparlayacak olursak. Şimdi tabii toparlayacak olursak umutsuzluğa gerek yok. Bizim üzerimize Allah'ın bir emri var. Allah'ın bir sözü var bizim üzerimize derken Müslümanların üzerine var. Bu din benim dinimdir diyor. Dini ben koruyacağım diyor. Bunun için Müslümanların kaygılanmasına gerek yok. Peygamber Efendimizin dedesi diyor ya, Ebrehe geldiğinde fil ordularıyla develerimi istiyorum diyor. O diyor Kabe'nin sahibi var diyor. O kadar kalbim mutmain olmuş ki yani. Biz de ona teslim olursak Allah'a, bu din kıyamete kadar yaşayacak. Ama şuraya dikkat etmemiz lazım. Din yaşayacak da Allah bizi de aynı zamanda imtihan edecek. Biz Osman Bey şurada konuştuğumuz hangi yarın ahirette de bunların hesabını vereceğiz. Burada yapmamız gereken şeyleri imkanımız var da yapmıyorsak Allah bize onu soracak. Yaptığımız şeyleri de soracak. Doğru mu yapıyoruz? Allah bize bir irade vermiş ya. Yani iyi kullanırsak cennet yolu var. İnşallah hepimiz cennete i̇nşallah, gideceğiz. Inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var ama biz Allah'ın rahman sıfatıyla rahmetine sığınıyoruz. Kötüleri yaparsak, sol tarafımıza bakarsak, şeytana ve nefsimize uyarsak da orada da cehennem var. Yani biz karar vermeliyiz. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Biz cennete gideceksek ki gideceğiz, o zaman doğruları söylemeye ve dik durmaya devam edeceğiz. Sabır edeceğiz. Allah ayetinde de buyuruyor, sabahki toplantı sohbette de dinledik. Mealen Asır suresi geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onun sözüyle bitirelim, Allah'ın sözüyle ve onun maliyle bitirelim inşallah. Diyor ki bu Asır suresi geldiğinde diyor sakallarıma ak düştü diyor mübarek. Çok düşünürmüş ümmetinin halini. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci paragrafta buyuruyor ki insanlar hüsrandadır, hüsrana uğramışlardır. İkinci paragrafta da buyuruyor ki hak üzere yürüyüp de sabredenler hariç. Bir de bunun üstüne şükrü koyabilirsek o âlâ üstüne âlâ, nur üstüne nur oluyor, kaymaklı kadayıf gibi bir şey İnşallah. Oluyor. İnşallah biz her haline şükredeceğiz, lütfunda hoş, kahrında hoş diyeceğiz ama sabırla ve sükunetle yolumuza devam edeceğiz. O üretemediğimiz işte gemileri, uçakları, gemi dediğimizi ürettik de savaş gemilerini de üreteceğiz. Gelecek. En iyi uçakları da üreteceğiz. F-35'lerin üstünde de biz 35 diklerden değiliz. Biz 1000 yıllık biz devletiz ya. 250 yıl önce Amerika'da bir şey yoktu. Biz 350 yıl önce dedem Hazerben uçmayı denemiş yani. Dedem Hazerben. Yani biz kökü atide olan bir milletiz. Biz en iyisini yapacağız inşallah. İnşallah. İnanacağız ve yapacağız. Gelecek bizimdir diyorum. Buradan da herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Kapınızı açtınız. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, gündeme özel programımızda Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı ve aynı zamanda girişimci iş adamımız Sayın Erol Bulut'la birlikteydik. Gerek dünya değerlendirmesini yaptık. Kardeşlerimiz savaşıyor, biz de içimiz yanıyor. Ne yapabiliriz hesabını değerlendirmeye çalıştık. Gerekse iç dünyamızda, kendi memleketimizde tabii ki ne kadar dünya savaşıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde bazı alanlarımızda savaşlarımız var. Savaşlar fikir savaşı, eylem savaşı, güç savaşı. Bunlardan tabii ki bu ilk değil. Gelmişten bugüne kadar hep savaşlar olmuştur. Fikir savaşlar olmuştur. Fiziki savaşlar olmuştur. Biz de bunlara büyüklerimiz bilir diyoruz. Devletimiz güçlüdür diyoruz. Ve adalete her zaman ihtiyacımız var diyoruz. Buradan da sevgi, saygılar sunuyoruz. Katılımcımıza çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ben de Sivas'ta hemşerilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Selamlıyorum buradan muhabbet terbiyesini.